Yani sen kendine ne dersen de, ben Müslümanım de, ben evliyayım de, Allah-u Teala'nın bunları sana diyebilmesi için tertemiz olman lazım. Sufilerin, yani takvayı tercih eden, istikameti esas alan, arınmaya, durulmaya, temizlenmeye çalışan, çünkü Allah temizleri seviyor. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Allah tevbe edenleri seviyor. وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Tevbe ile temizlenenleri, günah kirlerini giderenleri seviyor. İşte sufi bu demek. Sufi tevbe ile başlıyor. Beyat diyoruz buna. Sonraki bütün gayreti temizlik. Kalbini temizliyor, zihnini temizliyor. Akidesini tasih ediyor, amelini bid'atten temizliyor. Hep temizliğe uğraşıyor. Niye? Allah sevsin diye. Tahir olmaya çalışıyor. Çünkü tahir olmadan Hakk'a ulaşamıyor. Sakın İslam'ı, Kur'an'ı, Hakk'ı, hakikati meshetme, dokunma, yan gözle bakma. Ne zamana kadar? İllel ancak mudahharun, temiz oluncaya kadar. Yani sen kendine ne dersen de, ben Müslümanım de, ben evliyayım de, ben şuyum de, ben buyum de. Allah-u Teala'nın bunları sana diyebilmesi için illel mudahharun, tertemiz olman lazım. O zaman bu sıfatları hak etmiş olursun. O zaman bu sıfatlar sana yakışır. Temiz olduğunda, temiz değilsen, bu sıfatlar senin üzerine konmaz. Fayansı silmeden üstüne şu yapışkanlı askılıkları yapıştıramıyorsun. Biraz toz varsa yapışmıyor duvara ya. Temizlik istiyor. Şimdi iman kalbine yerleşmesi için, İslam kalbine yerleşmesi için, ihlas, takva kalbine yerleşmesi için temizlik gerekmiyor mu? İllel mudahharun, anca temiz olursan buyuruyor Mevlamız. Allah temizi seviyor. Sevdiğine de ikram ediyor. O sevdi mi? Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmaz buyuruyor Allah'ın sevdikleri. Sure-i Maide'de onlar kınayıcıların, ona ne derlerse desinler yani, yobaz desin, gerici desin, irticacı desin, şunu desin, bunu desin. Ne önemi var ki? Allah kulum desin yeter yani. Sen temizsin desin yeter.